Merhabalar. E-arşiv faturası nasıl gönderilir? Bir önceki videomuzda e-arşiv faturalarının nasıl hazırlanmış olduğunu incelemiştik. Gönderim işlemlerine gelmek için e-fatura modülü listesi içerisinde bulunan e-arşiv giden kutusu çalıştırılır. Burada yeni kesilen bir faturanın konumu bekliyor durumunda bulunmaktadır. Fatura gönderimleri için ilgili faturalar tek seçim veya birçok seçim yapılarak entegratöre gönder dememiz durumunda ilgili faturaların gönderimleri sağlanılır. Veya burada filtre alanlarımızda kullanılarak örneğin belirli tarih aralıklarında, belirli cari ünvanlara kesilen faturalar bazında gibi filtreleme alanları da kullanılarak toplu bir şekilde entegratöre gönderilme işlemi sağlanılabilmektedir. Bir fatura entegratöre göndermek istenildiğinde bir adet fatura entegratöre gönderilsin mi sorusuna evet denildiği takdirde, ilgili fatura entegratöre gönderildiği takdirde durumu entegratöre iletildi, hala bekliyor durumunda karşımıza gelecektir. Hataya düşmesi durumunda ise burada ilgili hata değeri karşımıza gelecek, daha sonrasında ise İlgili faturaya fatura listesinden F5 değiştir denilerek ve daha sonrasında tekrardan F2 yaparak durumu tekrardan bekliyor durumuna getirilmesi sağlanılabilmektedir. Bu durum e-faturalar içinde durum kodlarına bakmak yeterli olacaktır. Durum kodları bize her fatura için iptal yapmayacağımızdan dolayı ilgili durumları karşısında gerekli takip işlemlerini sağlayabilmekteyiz. E-arşiv faturalarında bir diğer önemli konu olan cari firmaların e-arşiv faturaları içerisinde TC kimlik numaraları, isimleri ve soy isimleri zorunlu bulunmaktadır. Bu bilgilerin girilmediği durumlarda ilgili faturalar hataya takılacaktır. E-arşiv kurumsal firmalar olmadığından dolayı ve son kullanıcılar olduklarından dolayı genelde internet üzerinden alışveriş yapanlar da sıkıntı yaşamaktadır. Bunların nedeni ise ilgili TC bilgileri, isim ve soy isim gibi isimlerinin yazılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda TC'lerde 11 karakter artı 1, şirketlerde ise 10 karakter 1 kullanılarak mutlaka bir data girmesi zorunluluğu yapılabilmektedir. Burada görüldüğü gibi normal bir satış faturası ve internet faturası bulunmaktadır. İlgili faturaları incelediğimizde öncelikli olarak e-arşiv internet faturasını F5 e-arşiv görüntüle diyerek incelediğimizde karşımıza ilgili e-arşiv faturası bilgileri gelecek. Burada not alanında e-arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir. Bu satış internet üzerinden yapılmıştır ibaresi bulunmakla birlikte aynı zamanda bu alanda bir de iade bölümü bulunmaktadır. Bu alan internet faturasına özel bir alan olmakla birlikte normal faturalarda bu alan bulunmamaktadır. Bu alanın bulundurulmasının sebebi uzakta olan bir müşterinin iade edilecek ürünü için yapılmış olan bu alan, iade edilen ürün ile birlikte bu bölüm doldurularak firmaya fatura geri gönderilmektedir. Bizler de gelen iade faturası karşılığında ilgili ürünü iade alabilmek için öncelikle gider pusulası kesmemiz gerekmektedir. Daha sonrasında gider pusulası ile sisteme yüklenilebilmektedir. Fatura iptal edebilmek için öncelikli olarak entegratöre gönderilmelidir. Entegratöre giden fatura işlem gördüğünde ve olmadığında daha sonra fatura iptal edilebilir. Entegratöre gönderilmeden önce değiştirilen faturalarda dikkat edilmesi gereken bir husus olan ETTN ve ID numaralarıdır. Yapılan her değişiklik sonrasında bu numaralar değiştirilmektedir. Mutlaka bir fatura işlemi tamamlanıldıktan sonra entegratöre gönderilmesi önerilmektedir. Tekrar geri geldiğimizde ve normal bir faturayı incelediğimizde ise görüldüğü gibi e-arşiv izni kapsamında elektronik ortamda iletilmiştir ibaresiyle herhangi bir iade alanının bulunmadığı gözükmektedir. Bu şekildeki fatura görüntülerinden sonra tekrardan sisteme gelindiğinde gönderilen faturalarda başarılı ve iptal olan faturalar ayrıca raporlanmaktadır ve bunun bilgisi sizlere verilmektedir.
Bu raporlamaya F12 tuşu altında bulunan raporlama durumunu sorgula seçeneği ile ilgili raporlama durumları sorgulanabilmektedir. Her ayın 15'inden sonra bu sorguyu çalıştırdığımız zaman hangi faturanın raporlanıp raporlanmadığı net bir şekilde görülebilir. Örneğin, ay sonunun geldiğini varsaydığımızda ve bütün faturaları entegratöre gönderdiğimizde bir tane fatura unuttuğumuzu varsayalım. Bunun için giden kutusuna gelinerek raporlamanın yapılıp yapılmadığı sorgulanabilir. Daha sonrasında ise DIA merkez ile iletişime geçilerek ilgili entegratör firma ile yapılan konuşmalar sonrasında tekrardan yeni bir raporlama istenilmesi talep edilebilmektedir. Entegratöre iletilmiş e-posta durumundaki faturalar için cari kaydında girilen ilgili e-posta adresine direkt iletilmektedir. Bu faturanın iletilmemesi durumu ise e-posta durum sorgulamasından sorgulanabilir. Gönderilmediği takdirde tekrar e-posta gönder denilerek ilgili e-posta adresi karşımıza gelir. Buradan dilersek farklı bir e-posta adresi belirtip yeniden gönderim işlemi sağlanılabilmektedir. Bu şekilde giden kutusu işlemleri takip edilebilmektedir. Burada aynı zamanda yeni bir sekme açıp e-arşiv için bulunan e-arşiv dönem raporları ekranı için sizin entegratörde olup DIA'da karşılığı olmayan veya tam tersi entegratörde olmayıp DIA'da olan e-arşiv faturalarını kontrol edebileceğimiz bir sistem ile faturalarımızdaki UUID numaraları ile gerekli kontrol işlemi sağlanabilmektedir. Bu raporlama canlı sistemde çalışmaktadır. Rapor öncesi kontrol ile entegratöre raporlanmadan önce kontrol bilgilerini acil problemli faturaları getir denilerek bu listede kontrol olmayan bazı faturaları görebilmektesiniz. DIA'da olan fakat entegratöre göndermeyi unuttuğunuz zaman DIA'da olup entegratörde olmayan faturaların listesini buradan alabilirsiniz. Böylece ilgili faturaları entegratöre göndermeden faturaları atlamamış bulunursunuz. Faturada hata var ise öncelikli olarak entegratöre gönderilerek ilgili hata kaydı alınır. Daha sonrasında entegratör ile fatura eşleşmesi UIDD ve ETT numaraları ile olmaktadır. Entegratöre gönderdikten sonra hataya düşerse kontrolü için ilgili kontrol alanında bulunan hata düzeltilir. Hata sebebi neyse ona göre bir düzeltme yapılması gerekir. Müşteriye fatura vermeden önce entegratöre gönderilip daha sonrasında müşteriye verilen bir faturada herhangi bir problem yaşanmamaktadır. Fatura sorgulamaları için aynı zamanda e-fatura.gov adresinde bulunan e-arşiv fatura sorgulama listesi içerisinden gerekli firma bilgileri, fatura, tutar ve güvenlik kodu yapılarak da sorgulama işlemi sağlanılabilmektedir. Burada bir faturanın geçerliliğinin olup olmaması sorgulanmaktadır. Ve son olarak e-faturaya kayıtlı olmayan kullanıcılara e-arşiv kesilmekle birlikte e-faturaya kayıtlı olan mükelleflere e-fatura düzenlenmesi gerekmektedir.